Yerle bir olmuş binalar, enkaza dönmüş evler, delik deşik duvarlar ve tüneller. Doğu ve Güneydoğu'daki ilçelerde PKK ile girilen çatışmalarda birçok ilçe harabeye döndü. Sur, Silopi, Cizre, İdil ve Yüksekova ilçelerinde ortaya çıkan tablo detaylarıyla masaya yatırıldı. Buradaki tahribat, yıkılan evler, yeniden onarılacak olan evler, altyapının yeniden, su ve kanalizasyonun yeniden yapılması, velhasıl imar ve inşa alanındaki bütün faaliyetlerin yeniden planlandığı bir süreçle karşı karşıyayız. Hükümet operasyonların ardından yıkılan ilçeleri çöken altyapısıyla birlikte yeniden kurma kararı aldı. Bu 5 ilçedeki toplam yıkılan bina sayısı 6320'dir. Bunları birim olarak düşünürsek yaklaşık 11 bin birimdir. Yani daire ölçeğinde düşünürsek. İmar çalışmalarına ilçelerin taşınmasıyla başlanacak. Sözcü gazetesi Milli Güvenlik Kurulu toplantısında PKK'nın yıktığı 5 ilçenin taşınmasının kararlaştırıldığını yazdı. Taşıma faaliyetleri harabeye dönen Nusaybin'den başlanacak. Sağlam binanın kalmadığı Abdülkadir Paşa, Dicle, Fırat, Yenişehir ve Zeynel Abidin mahalleleri Çağlar Köyü tarafına taşınacak. Nusaybin'den sonra Cizre, Silopi, İdil ve Kızıltepe ilçeleri daha güvenli bir yere nakledilecek. 4 ilçenin yeni adresinin Dicle Nehri çevresi olacağı belirtildi. Yapılacak yeni binalar da bu bölgeye inşa edilecek. TOKİ hazırlıklara başladı bile. Konutlar için uygun arazi taraması yapılıyor. Bu yapıların yıkılması ve yeniden onarılması ile ilgili süreçte öngörülen toplam maliyet ise yaklaşık 855 milyon lira civarındadır.